şey harika olacak. Çok yakışıklısın hayat. Sen de çok güzelsin. Bu ne güzel sofra böyle. Harika bir gece olacak. Uzun zamandır böyle bir şeye ihtiyacımız vardı canım. Haklısın. Merhabalar. Merhaba. Oho, ne güzel sofra. Demek siz de romantik bir akşam geçireceksiniz. Oh, oh. Ne güzel, ne güzel. Nana nerede? Yukarıda. Tamam, ben beklerim. Yüce Kulina, iyi ki geldin. Sana öyle ihtiyacım var ki. Sihirli ekrandan deminden beri seni izliyorum. Çaresizliğini anladığım için buradayım nanacığım. Volkan'la yemeğe çıkacağız ama Hakan bana çok kötü davranıyor. Acaba gitmesem mi? Ya bırak kötü davransın, üzülsün, ne var bunda? Nasıl yani? Eğer üzülürse daha iyi, akıllı. Daha mı iyi? Hakan üzülmesi neden iyi olsun ki? Ay nana, sen beni çatlatacaksın gerçekten. Ne kadar safsın. Eğer sen Volkan'la yemeğe gittiğinde Hakan üzülürse seni kıskanıyor demektir. Bu da senden hoşlanıyor anlamına gelir. Gerçekten mi? O halde umarım üzülür. Şimdi hazırlan ve aşağı in. Hakan hiç umursamıyormuş gibi şöyle bir bak ona ve Volkan'la yemeğe git. Teşekkür ederim Kulina. Ay boşuna bana aşk kadını demiyorlar. Ne aşk kadını ayol? Aşk profesörüyüm. Aşk profesörü. Ne giysem, ne giysem. Dokunmasana Volkan elinle. Ayağımla mı alayım? Ha, çatal diye bir şey var. Hem siz yemeğe gitmeyecek misiniz? Yeme bak, işten kapanır. Hayalim kırılaydı be. Nana. Hadi, arkadaşım bekliyor. Hakan! Hakan! Vay be! Bu ne güzellik. Bu gece benim işim çok zor olacak anlaşılan. Hakan'cığım, şarap alabilir miyim? Hakan'cığım! Hakan şarap lütfen! Hakan şarap! Bu vaziyette mi dışarı çıkacaksın? Bu eteğin uzunu yok muydu? Sana ne Hakan? Neden? Bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hadi size iyi akşamlar, biz kaçtık. Vay be nana. Gerçekten afet gibi olmuşsun ha. Seni sımsıkı tutacağım. Yoksa kaçırırlar vallahi. Sakın öyle gece yarılarına kadar. Tamam babacığım. 12 olmadan geliriz. Zaten nana 12'de kül kedisi oluyor. Bilmiyor musun? Dalga geçme Volkan. Hadi çüz. Bu kadar da olmaz ki canım. İnsanda biraz ölçü olur. O eteğin boyu neydi öyle ya? Sana ne? Sen ne karışıyorsun Hakan? Lütfen şuraya oturup biraz sakin olur musun? Sakinim. Ha? Simge, bak yanlış anlıyorsun. Evet. Ben Michael Reed. Aa, bak. Bu sahneden hatırladım. Biz bu filmi beraber izlemiştik. Hatırladın mı hayatım? Evet satıyorum. Ne o, alıcı mısın? Bilmem, kaça satmayı düşünüyorsun? Bir şey mi oldu? 2 milyon. Yok. Sadece bina için. Merak ettim sadece. Yani kulüpte içinde. 2 milyon ha? Vay canına. Aşkımıza. Evet. Peki içki lisansın var mı? Sağlığına canım. Hayır sorun yok, sadece satmak istiyorum. Çocuklar uyumuşlar mıdır acaba? Nasıl? İyidirler. Ay düşünme şimdi onları. Çoktan uyumuşlardır. Bir ara uğrayıp daha ayrıntılı bakacağım. Ben yarın harika bir kahvaltı hazırlarım onlara. Tamam. Geleceğim ama 2 milyon fazla olmuyor.
Sen vay abi var. Hayır, kendimi alacağım. Boş vermişim. Bu işlerden anlar mısın? Pek yabancı sayılma. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ya neydi onun adı? Karaoke. Ben onu çok sevdim. Bir daha yapalım ne olur. Nihayet evin yolunu buldunuz. Hakan, şimdi böyle şarkının müziği geliyor. Sen böyle ekrandan sözlerine bakıyorsun, böyle söylüyorsun. Çok güzel. Ay ne görmüş bu kız ya Rabbim. Ama sen de çok güzel söyledin. Sen içki mi içtin? Vallahi bir kadehle bu hale geldi. Alışık değilmiş bünyesi. Ona da alışır artık. Böyle başım baş döndürüyor. İğrenç bir şey. Şimdi doğru yatağa. Güzelce dinlen. Yarın at binmeye gideceğiz. Oyun bozanlık istemem ona göre. At binmeye mi? Unutmadım. Gideceğiz tabii. Volkan, gelsensin biraz. Bakıyorum da Nano Hanım. Çok eğlenmişsiniz. Çok. Önce böyle harika bir Fransız restoranına gittik. Gel bakayım. Bana bak Volkan. Ayağına denk al. Ya ne oluyor abicim? Neden kızıyorsun anlamadım. Ya vallahi bir kadeh işte ya. Dayanıksızmış, ben ne yapayım? Yarınki bu at meselesi de nereden çıktı ha? Yani hoşuna gideceğini düşündüm. Hoşuna gideceğini düşündüm. Ya düşüp kafasını kolunu kırarsa? Dostum, hiç yakışmıyor sana hiç. Delireceğim ya. Bana bak Nana. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun ona göre. Hayır, ben denize girmedim ki. Buyurun bakalım, yine başladık. Bana bak kızım. Bu saf köylü kızı numaraları bana sökmez. Sen git de onu Volkan gibi adamlara yap. Bakıyorum da çok eğlenmişsiniz. Ay ne var canım? Genç kız, eğlenecek tabii. Yatmak istiyorum, izninizle. Yat tabii ki. Yarın çok işim var. Neden bu kadar çok tepki veriyorsun? Hayır, vermiyorum. Bal gibi veriyorsun. Veriyorum. Çünkü Nana umurumda değil. O yarım akıllı bir kız. Ama başına bir şey gelirse ben sorumlu olurum. Ne de olsa benim evimde misafir sayılır. Bunlar bu evde olduğu müddetçe biz rahat bir gece geçiremeyeceğiz, anlaşıldı. Yarın görüşürüz Simgeciğim. İyi geceler canım. Demek yarım akıllı bir kız ha? Ben madem senin için o kadar önemsizim, o halde niye bu kadar büyük tepkiler veriyorsun? Kim? Ben mi? Ben mi tepki veriyorum? Hiç de bile. Bal gibi de veriyorsun. Öyle dışarı çıkmalar, sabah sabah gelen çiçekler, güller istemiyorum bu evde. Burası benim evim. Ve sen de burada kaldığın sürece benim kurallarıma uyacaksın. Uymayacağım. Uyacaksın. O halde ben de yarın giderim. Nereye? Bilmiyorum. Gidemezsin. Nedenmiş? Çünkü bu evde bir yardımcıya ihtiyacımız var. Çocukların ve Makbuş'un sana ihtiyacı var. Peki sen? Ne olmuş bana? Beni hiç önemsemiyorsun değil mi? Ben... Bana bakar mısın lütfen? Nana. Çok geç. Konuşamayacağım. İyi geceler. Sizin hasretinizle perişan haldeyim Kulina. Sizi en yakın zamanda görmek umuduyla. Kulina mı? Kulina da kim?